Evet, her açtığımız kova maşallah güzel. Sen geçen gördüğün 3 çıta dedin, bu olabilir. He, olabilir abi. 4. çıtayı vermiş olabiliriz. Olabilir. Geçen dediğim de bayağı oldu zaten abi ya. Ne oldu herhalde değil mi? Geçen hafta pazarda, ondan önce geçti pazar geldi. Hmm. 2 hafta olmuş. Yüzük kontrolü de yapalım mı? Yapalım. Belli olmaz. Yüzük yapabilir yani arılar. Mutlaka haftada bir sefer arınızı tek tek kontrol edin. Yüzük konusunda. Mesela 3 gün sonra da petek istiyorum diye bakarsınız. 2 gün sonra petek istiyorum diye bakarsınız ama 7-8 gün sonra mutlaka yüzük var mı diye kontrol edin. Çünkü bakın böyle kapalısı olan bir arı hemen şey yapar. Sıkıştın mı yüzük yapar arkadaşlar. Sökülüyor, gördün mü? Evet. Yavaş yavaş geliyor. Harita gibi, harita gibi maşallah. Böyle görüntüleri özledik ya. Şimdi şu anda hala soğuk olan bölgeler var. Şimdi onlar bu videoyu izleyince işleri gidecekti ya. İnşallah bizim de şöyle bir burada havalar ısınsa da biz de böyle çıtalarımızı kaldırıp baksak, yavrularımızı görsek diye bir iç geçiriyorlardır ha. İnşallah arkadaşlar sizin oralarda da bahar gelince böyle arılarınız güçlü olur. Yani Mayıs ayında zaten biz bu kadar yavruyu göremeyiz artık. Mayıs'a kadar arılarımız geriye gider çünkü bal nektar gelecek. Biz de yukarı çıkacağız değil mi Mayıs'ta? Evet, biz de yukarı çıkacağız. Yaylaya, yüksek kesime. Hemen Ali şöyle içine bakıyoruz. Büyük bir ihtimalle boş çünkü biraz kararmış o. Evet. Bugün bu az kabarmış olan vardı ya. Hı-hı. Nereye veriyoruz? Sana vereceğim abi. Sana. Günlük var değil mi buralarda? Evet, doldurmuş. Evet, sona verebiliriz artık. Biraz da şerbeti verdik mi tamam. Güzelce kabartır. Ya bu zaten biraz kabarmış. Hemen. Kabarsın. Evet, straforu alalım mı diye sorular geliyor bazen. Straforu bazı almayın. Şeylerde görüyorum. Neden straforu buraya koyuyorsunuz? Buraya değil de yani şerbeti buraya evet. Alıp ben o şekilde yapmıyorum abi. Evet, biz öyle çalışmıyoruz. Yani arı sonuçta buradan gel, hani şeyi göreceğim diyor. Dala mı? Dala. Benim görmeme gerek yok. Yani bizim arkadaşlar bakın bunun çok büyük faydası var. Şuraya yavru atması için. Yani yavru hani, atması için de soğuk havalarda bak. Bu 2-3 gün soğuk oldu ya. Hı. Bunun çok önemi var abi. Tabii. Yani bu strafor buraya yanaşık olduğu için ana arı gelip oraya yumurta atıyor. Yani dala görüp de ben çıta vermiyorum. İstediğini zaten anlıyorum arının. Duruma göre. Bakalım bu nasılmış. Bunu ham petek verdik yatırıyorum. Ham petek verdik. Bakalım. Vay 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 vay, doldurmuşuz yine. Hadi bir dalak görelim artık ya. Arkadaşlar abi, dalak... biliyorsunuz şerbetliği öbür tarafa koyduğumuz için pek dalak göremiyoruz. Ama bunu da görebiliriz ama şey şu havaların soğuk tutması. Fazla da sıkışık tutmadık zaten. He. Hazırlıyor. Hazırlıyor evet buradan. Hazırlıyor. Oradan şey yapacak yani. Dalağa başlayacak. Bak şöyle yaparsan. İçine değil de dışarıya doğru. Ya içeriye şey, doğru kaçabilsin. Rüzgar şey yapıyor abi. Uçuruyor bunu. Evet. Güzel bir tüyo daha aldık İbrahim'den. İçeriği boğarsan ne yapacak? O araba olunca geri yukarı dışarı çıkacak. Al. Nektar koymuş abi.
Nektar mı koymuş? Evet. Allah Allah. Anaya fırsat vermemiş. O zaman yavru yoksa bunu dışarı al. Araya bir tane koy. Öyle yapacağım. Evet, yavru atmasına fırsat vermemiş. Nektar koymuş. Galiba şerbeti keseceğiz artık. Öyle gibi görünüyor. Doğru mu? Yani niye şerbet verelim ki boşuna ya, baksana. Geliyorsa. Evet. Oh yavru. Burayı her taraf yok. Yavru. Ben ta buradan gördüm. Evet, buralar doldurmuş evet. Abi. Yani yavruyu görmüyorum ama yavruyu görmüyorum ama şeyi görüyorum yani. Ana yüzüne bakalım mı? Bakalım. Yavru attığı petekten anlaşılıyor. Sıkışmamıştır ya. Birkaç tane daha bakalım. Şey, kapalı gözlere bir bak. Eğer yoğunsa, çıkmak üzere şey varsa hemen peteğimizi verelim bir tane daha. Zaten vereceksin. Vereceğim. Evet. Bak bunlar çıkacak yakında. Kararmaya başlamış. Bunda çok erkek arı var gibi ya. Oğla mı gidecek bu ara? Sıkışmış mı acaba? Bilemiyorum, bakalım. Çıtaları çıkardıkça ortaya çıkacak. Bakmayın dediydim ama. Erkek attığı zaman oğla mı çıkacak demedi abi? Erkeğe çok atarsa evet. Bak bunlardan çıkacak arı. Ama günlükler kesilmemiş. Yavru çıkacak buradan, bak kararmış. Ali bak şuraları daha yeni. Şunlar bak biraz böyle koyu ya. Onlar daha erken çıkacak. Yüzük yok değil mi? Yok. Arı oğla gittiği zaman şey yapar. Erkeğe fazla atar. Bir de artık yavruyu keser. Ana kendini uçmaya hazırlar. Yavru atmaz yani. Günlük. O da yer olmadığı için ne var? Tabi sıkıştığı zaman işte orada sonra. Bak. O zaman çiten vereceğiz mi? Bak şimdi bu yoğunluktan dolayı. Tamam mı? Eğer petek vermezsek kendine yüzük yapmaya başlayabilir. Bu çıtı da bak koyu renkte. Yakında patlayacak bunlar. Bugün ayın kaçı dedik abi? 28 herhalde ya. 3 çıtalık araydı işte bak. Ha bu 3 çıtalık olan mı? Baharım bu da 3 çıtalık. Evet, onun videosunu yayınladım herhalde ben. Evet. Bak bir çıta daha istiyor şu anda. Evet, 3 çıtalık arımız. Videosunu yayınlamıştım arkadaşlar. Geriye dönük izleyebilirsiniz. Orası da full. O zaman da bir petek vermiştik galiba. Şimdi yine bir petek daha vereceğiz. Oraları da kapalı yavru. Evet, rahatlıkla verebiliriz. İbrahim kabarmış olsun. Azıcık kabarmış olabilir. Biraz kabarmış olabilir. İyi bak. Sol elindeki, sağ elindeki pardon. O iyi. O biraz kabarmış. Bu biraz kabarmış. Bu tarafı şey. Araya giriyoruz. Çünkü en sonda bal var arkadaşlar. Geniş şerbetlik koysam? Şerbetçi biraz genişmiş. Getireyim mi abi şeyi? Bir daha etsin yok, bakalım. Bir dahaki sefer artık. Bir dahaki sefer. Yok yok, bir dahaki sefere verir. Yeniler bir yere koydum, adını koydum. Yeniler arkada duruyor. Oradan getirmesi lazım. Şerbetimizi de veriyoruz. Kabarsın diye. Ve kovanımızı kapatabiliriz. Bakımımız bitti. Evet Ali Bey, açın. Evet, yoğunluk. Gayet güzel. Çok güzel yoğunluk var abi. O bitişik mi Ece? Yapıştırmış. Buraya petek öpmüş biraz. Bu ya da öncesinden kalmış. Sanki o ya. Olabilir eskiydi. Şöyle göstermeye çalışayım yakında. İçerisi nasıl? Buraya herhalde günlük yavru atmış. Baksana. O geçen pazar mı verdi, çarşamba mı verdi? Sanki biraz. Arı az mı? Evet.
Yoğunluğu dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bak buna verebilirsiniz arkadaşlar. Tarlacarları da hesaba katın. Bir anda günlüğü 60 doldurmuş abi. Değil mi? Evet. Evet. Oraya bak, bakayım mı? Birkaçına bakalım hadi yine ya. Madem baktık. Değil mi? Bakalım. Fazla bir şey benzemiyor değil mi? Evet. Günlükler patlamışlar. Evet. Orada patlamış. Orada patlamış. Gördün ya. Mü? Ana burada. Ortada. Bak şunlar da patlıyor arkadaşlar. Evet, onlar da geliyor bak. Nerede onlar? Ha şurada. Hı-hı. Çıkıyorlar. Anar da geziyor burada. Patlayan yere atıyor. Evet. Buna biraz ham mı vereceksin? Ham mı vereceksin? Tamam. Petek de öldürelim abi. Evet, petek öldürelim ya. Sanki geçen gün güne göre biraz daha balı iyi, doğru mu? Tabii, iyi. Bal beni gelmiş. Beni bayağı bir korkutmuştu. Evet. Aç kaldı diyarıya ama. Şimdi arkadaşlar, ham petek vermek güzeldir. Ama yeri ve zamanı önemli. Şimdi bize mesela şu anda ham petek verirsek kabarmış petek haline getirecekleri için çok iyi. Ama bundan 15-20 gün önce ham petek vermiş olursak sıkıntı yaşarız. Anayı yavaşlatmış olacağız. Ama artık gayet güzel nektar geliyor. Ham petek verip çıtalarımızı kabartabiliriz. Çok da erken verirsen de ham peteği keser yalnız. O da var. Ölmeden kesebiliyor. Kesebiliyor derken nasıl kesiyor? Hı hı. Buraları yırtıyor. Evet, yırtıyor oraları. İhtiyacım yoktu, neden verdin der gibi. Bu mesajı veriyor. Evet. Bunu da alıyoruz artık. Gerek yok. Bölmelerde tamam. Kullanırız. Doğru mu Ayhan Bey? Evet, bölmede kullanabiliriz artık. Evet, ne zaman yapıyoruz bölmemizi? Bakalım abi, bugün yapabiliriz. Yücük kontrol yapalım ki yücük varsa da. Onları da yapabiliriz. Sanıyorum bu bir hafta artık şey istemez. Doğru mu? Evet, istemez. Sökülmüş bayağı. Evet, aynen. Verdik. Aynen. Sökülmüş çıtalar var çünkü. Yapalım kadar evet, istemez. Da 4-5 demiş. İstiyorum petek. İstiyor. Dışarıdan öyle mi gözüküyor? Evet, öyle gözüküyor ya. Evet, baksana. Aslı evet. Dolu. Kanayı da gördün mü orada? Evet, gördüm. Yukarıda geziyor. Ha, yukarı kısmında. En son yerde. Bak, kovanı açtığımız zaman arı saldırmıyor ama dışarıdan çok arı saldırıyor bize. Neden? Evet ya. Kanayı gördün mü abi? Gördüm. İtalyan gibi ama sarı, sarımtırak biraz. Evet, hava atmış. İtalyan karnıyol karışı gibi. Heh. Günlük değil mi? At bir tane işte buna. Arası pişik değil abi. Ama şey yok, kabarmış ver ya değil mi? Az kabarmış abi. He, biraz böyle kabarmış olsun ya. Aslında çünkü kabarmış petek de neyse bunu verelim. Şey. Çalışsın. Getir abi olur. Şeyi biraz az ya. Şerbeti verdik mi zaten hemen kabartır. Bu iyi. Zaten evet. Kabarmış sayılır. Biraz da kendileri kabarttım. Tamam. Anarı yumurtaya atar hemen. Rahatlıkla petek kabartabiliriz. Evet. Dalak görmek istiyorum ya. Hadi. Abi şu soğuklardan dolayı hiç de sanmıyorum ben de. Evet ya. Soğuklardan dolayı. Gerçi ben. Tamam. Hadi. Hani? Hadi bakalım. Hadi be. Hazırlıyor. Hadi be. Bak, küçük küçük gördün mü? Bak evet. Hazırlanmışlar. Ha, bak aşağıya da dökülmüş. Geçen hafta ben bunu silkelemişim. Hazırlanmışlar yapmak için ha. Kovanın içini açsana. Şey, dur şunu alayım. Öyle bak. Buna çarşamba günü sanıyorum girmişim. Bu da hazır mı acaba? Hazıra benziyor. Yok yok. Şey saf peteğe benziyor. Saf petek herhalde. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Seninkiler İtalyanla karışık gibi lan. Yok. Bunlar karnıyor abi. Bunlar işte şu tamızı kanan şeyler, yavrular bunlar. Maşallah. Hep aynı benzer.
Abi sen tut onu. Aramız burada. Sen şunu zahmet tutarsan zarar vermiyorum. Şu aşağıya bak, gördün bak. Gördün mü? Geçen tüm dala görmüş. Ben bunu çırpı verince dökülüyor kalmış. Onları bir alalım oradan. Ne güzel. O zaman bir tane çıtı da ben alayım. Nasıl? Çok güzel. Sana zahmet, bunu da sen dur, tutarsan. Dur. Heh, tuttum. Yine ben alayım, onları alayım bak. Daha tam yapıştıramadan silkeleyince dökülüyor. Şükürler abi. Çok ol, bende durabilir. Of of of, yavruya bak. Burası hep günlük arkadaşlar. Bundan bölme bak, yapacağım. Bak ona. Bak bak bak. Biraz önceki bir çıta vardı ya full. Güçlüye git. Ha bunu tut abi sen. Abi baştan sona. Şuraya bak şuraya. Ne güzel yavru atmış. Dökülenlere bak abi. Görüyor musun? Yapışmış yapışmış kalmış. Evet. Bakın burası da hep böyle kapalı. Evet, üzüm gibi. Değil mi? Aynen. Onu alayım abi. Bu sıradaydı bende. Evet. Aynen. İkinci. Ne diyorsun Ayhan Bey? Üçlük istemiş mi? Bir çıta daha verelim ondan sonra. Bir çıta daha verelim, evet. Çarşamba günü üçlük. Çünkü 9'du yanılmıyorsam. Daha tam 10 değil. 10'uncuyu verelim. Dediğin gibi çarşamba günü de bir bakarız. Hani ben göremedim. Şey, yüzük yapma ihtimali olabilir mi İbrahim? Burada mı? Sıkışmamıştır değil mi daha? Bakmadım. Bu gayet kuvvetli ya. Olabilir abi. Aslında buna bakmamız lazım. Şu yanaştıralım şöyle. Evet, bakalım yüzük var mı? Böyle kuvvetli kovanlarda Ali kontrol etmek lazım. Eğer yüzük attıysa, hani sıkıştığı zaman kendi yüzük atar. Ben daha sonra mi? Da rahatlatsan bile o yüzüğe evet. Devam edebilir. Ey maşallah. Şuna bak. Evet. Yatak eğilecek. Şurada tutayım da eğilecek. Evet. Bir önce çektim işte bu. Full. Maşallah her tarafına doldurmuş. Sökülmek üzere, evet, sökülüyor. Sökülüyor, sökülmüş. Hala da sökülüyor. Yavrular atmış. Evet. Güzel, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah. Çıkmaya başlıyoruz. Ne çıkıyor işte onlar, evet. Taraf yine aynı. Güzel. Çıtayı ver mutlaka. İşte bu araya çıta vermezsek sıkıntı. Yüzük yapıp oğulla meyillenebilir. Bugün üçlük bile verilebilir bu araya. Doğru mu? Yani. Bir tanesini yukarı alıp üstü görebiliriz. Sen yine de al bak, şurada bir tane denemişler. Boş. Boş İçine mi? Bakacağız onun. Bakayım, gözükmüyor ortak ya. Evet, çok kapatmış biraz. Boşalmış. İçine bakıyorsun Ali, bir tane yumurta var mı yok mu? Önemli olan bir tane yumurta varsa işte o zaman iş biraz tehlikeye giriyor. Hemen müdahale etmek lazım. Tamam mıyız? Devam edecek mi? İşte daha bakalım madem. Tamam. Sona kadar. Ne olur ne olmaz diyoruz. Bayağı da çıkmış arı. İbrahim. Bak bunlar da çıkacaklar yakında. Ama orada biraz önceki program bir boşaldı mı? Oh. Buna ben çarşamba gününe ya da salı günü üçlüğünü atayım abi. Doğru mu? Hı hı. Aynen atalım. Ben istesek bugün atabiliriz ama. Üstünü atalım sıkışmasın. Salı günü ya da çarşamba günü atayım da bu peteği de ölmüş olur. Hı hı. İki peteği direkt yukarı çıkar. 2 ile 9'a üstü gireriz abi.
o zaman şey yaparız, videosunu da çekelim. Onu da yayınlarız, üstlük nasıl atılıyor diye. Arkadaşlar da görmüş ve izlerler. Görmüş olurlar. Evet, Ayhan abi, Anici. Merhaba. İbrahim abi, İzlerim. Zamanlı. Ve yine pazar günü sokağa çıkmayasam da yine araba kılırlar, devam. Evet. Bakmaz. Bilmediklerimizi ustalarımızdan öğreniyorum. Bakmazsak sıkıntı olur ortak. Aynen aynen. Zaten yasak da yok ya bize. Aynen. Kapatıyoruz abi. Kapatalım. Pazar günde böyle geçiriyoruz.